Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT e denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Bugün size net bir kurumsal denemelerinden birinin çözümünü yapacağım. Umarım sizin için güzel bir deneme olur. Ve vakit kaybetmeden hemen sorularıma başlıyorum. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bu eser 11. yüzyıl diyor çizelim altını. Karahanlılar devri Türk İslam kültür muhitinin önemli bir olup İslami dönem Türk kültürünün ilk mazum siyasetnamesidir denmiş. Burada özellikle 11. yüzyıl bilgisiyle bunu iki şıkka indiriyoruz. Bir defa burada 11. yüzyılda la ilişkilendirilen soruların cevabı ya Kutatkı Birik'tir ya Divan lügat Türk'tür. Şıklara baktığım zaman Divan lügat Türk yok. Bakın cevap çıktı ortaya. Peki hocam yeterli mi? E, devam edelim o zaman bakalım. Ne diyor burada? Türk İslam kültür muhitinin ortak ürünüymüş ve İslami dönem bakın Türk kültürünün ilk manzum siyasetnamesi yani ilk şiir biçiminde siyasetname. Bu eserin özelliği yani Kutatkı Bir'in özelliğinde ne vardı? İnsanların her iki dünyada mutlu olmasının yolları ve ideal bir devlet adamının nasıl olması gerektiği anlatılıyordu. Yani ideal devlet adamına mesaj veriliyor. Bu bir siyasetname örneğidir ve güzel bir soru olmuş. Peki soru 2 hangisinde dede Korkut hikayeleri ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur denmiş? Dede Korkut isimli kişi, kutsal özellikler taşıyan tarihi bir şahsiyet olarak da değerlendirmekle birlikte hikayelerin ilk anlatıcısı olarak karşımıza çıkar. Evet, Dede Korkut burada zaman zaman ortaya çıkan ve konuşan bilge şahsiyettir doğru. Kahramanların ağzından söylenen ve soylama adı verilen bölümler mensur bir yapı gösterir mensuru nesir demektir. Burası mensur değil. Ne olmak durumundaydı aslında? Manzum. Yani şiir biçiminde olmalıydı. Onun için cevaba ne diyoruz? Bursa diyoruz. Ama burada özellikle C şıkkı ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Genelde şöyle zaten biliyoruz bunu. 13 ve 14. yüzyılda oluştu ve 15. yüzyılda bilinmeyen bir kişi tarafından yazıya aktarıldığı bilgisi vardır. Dolayısıyla 10 ve 11. yüzyıl kısmına takılan arkadaşlarımız olabilir. Şöyle düşüneceğiz. 13 ve 14'te oluşmuş olabilir. Yani anlatımı yaygınlaşmış olabilir. Ama daha önceki yüzyıllara ait Oğuz Türklerinin yaşayışı ve mücadeleleri ne içeriyor aslında bu metinler. Hatta bunlar içerisindeki bir tanesi Bamsı Beyrek adlı hikaye. 6. 7. yüzyıl Oğuz Türklerine kadar Gittiği söyleniyor. Onun için yani şuradaki yüzyıla takılmayalım. Türklerin yani Oğuzların önceki yüzyıllara ait bilgilerini içeriyor. Çünkü bundan sözlü kültürle zaten o döneme kadar geldi anlamına gelir. D şıkkına hemen kısa bir değinip geçmek istiyorum. Biraz destansı yani olağanüstü özellikler gösterebiliyor. Ama aynı zamanda gerçek denilebilecek anlatımlar var. Yani evet zaten öv, destan hikaye arasında bir geçiş özelliği gösteriyor. Doğrudur. E, artı nüsası Almanya'dır. Bu da bilinen e, doldurma bir tanesi. Yani bu da güzel ama detay bir soru olmuş arkadaşlar. Soru 3. <laughs> burada hangisi birinci dönem tanzimat dönemine ait eserler arasında gösterilemez diyor. Duhteri Hindu, e, Abdülhak, Hamid, Tarhan'a aittir. Bu ikinci dönem sanatçımız. Beklesin. Cevap oldu. Defteri Amal, Ziya Paşa'dır. Birinci dönem Celalettin Hazemşah namı Kemal'dir. Evet birinci dönem. Felatın Bey Rakim Efendi Ahmet Mithat Efendi'nindir. Evet birinci dönem. Tavşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami'ye aittir. İlk yerli romanımızdır. O da birinci dönem. Onun için cevap çıktı ortaya. Soru 4. Burada bu roman kesiti aşağıdaki eserlerin hangisinden alıntılanmıştır? Diyor. Şimdi benim Binlerce roman içerisinden bir kesitin verip de hangi romana ait olduğunu bilmem mümkün değil. Burada yakayı ele verecek olan herhalde ne olması lazım? Kahramanlar olması gerekiyor ve dikkat ederseniz zaten Dilber sana ne oldu diyor. Dilber demiş. Bir roman kahraman aklıma geldi aslında. Devam edelim. Ee, hiç ben kaçtım. Niçin kaçtın? Beni çok tövüyorlar. Çok hizmet ettiriyorlar. Sonra her dakika pis şerkes pis halayık diyorlar. Yani burada bir defa bakın horlanan, hor görülen, hizmet ettirilen bir karakter var. Peki bu bize ne hatırlattı? Tanzimat 2. dönemde ee, Sami Paşa Zade Sezai'nin kölelik ve cariyelik konusunu ele aldığı Kafkaslardan baslayan, başlayan, İstanbul'da bir duraklayan ama en son Mısır'ın Mısır'da Nil'in sularının Nil'in sularına son bulan bir hikayeyi anlattığı yani Dilber'in baş karakteri olduğu roman yani Sergüzeş'ten bahsediliyor burada. Evet devam edelim. Soru 5 <laughs> yine sanatçı eser eşleştirmesi sorulmuş. Hangisi numaralanmış eserlerden herhangi birinin yazarı değildir denmiş. Göz saatleri diyor burada. Göz saatleri Ahmet Haşim'in eseri. Tiryaki sözleri Cerem Şahabettin ait. Efruz Bey Ömer Seyfettin ait. Bugünün saraylısı beklesin. Safahat Mehmet Akif'in bir eseri. Bugünün saraylısı Refik Halit Karay'a aittir. Dolayısıyla burada Yakup Kadri ile ilişkilendirilen bir eser kalmadı. Cevabı ediyoruz. Soru 6. Bazı özellikleri verilen edebi dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir denmiş. İlk cümleye bakalım hemen. Bir araya geldikten sonra yayınladıkları bildiri Türkiye'de bir ilk edebi bildiri olarak ortaya çıkan. Bir defa e, burada bildiri ile ilişkilendirilen genelde iki dönem vardır. Bunlardan birisi Fecri Ati, bir diğeri cümle dönemindeki 75 derecelerdir. Ama burada diyor ki Türkiye'de bir hatındaki ilk bildiri. Bunu okuduğumuzda eğer bunun cevabını hatırlayamıyorsak hemen gidelim Fecri Ati'ye bir daha çalışalım. Çünkü Burada Celal Sahir, Emin Bülent, Tahsin Naid gibi. Tabi burada en önemlisi aslında Ahmet Haşim'dir arkadaşlar. Söz konusu sanatçılar bu bildiriye imza atmışlar veya bu topluluk içinde yer almışlardır. Ama şuradaki bilgi önemli. Bunu okuyan cevabı yapıştırmalıydı. Soru 7. Bir e, eser içeriği sorusu. Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Şimdi roman e, özetleri vesaire sorularında her zaman tavsiye ettiğim şey nedir? Öncelikle bir kahraman isimleri geçiyor mu içeride diye. Şöyle metne göz ucuyla baktığımızda bakın gözümüzle bakıyoruz. Raif'i gördüm. Devam ediyorum. Hala Raif diyor. Devam ediyorum. En sonda Maria Puder demiş. Bu e, bugün hala popülerliğini sürdüren, bugün hala yine çok okunan kitaplar arasında yer alan Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna aldı romanının içeriğine dair bilgilerdir arkadaşlar. Dolayısıyla baş karakterlerin ne kadar işimizde yaradığını sizler de görüyorsunuz. Soru 8. Hangisi bu parçada söz edilen metin türünün edebiyatımızdaki temsilcileri arasında gösterilebilir denmiş. Baktığımızda Türk edebiyatında daha önceleri Musa Musahabe adıyla anılan bu tür daha çok günlük olaylardan seçilmiş, bir konuyla ilgili kişisel görüşlerin okuyucu ile karşı karşıya bulunuyormuş gibi diyor. Bakın burası artık bitti ortaya çıktı. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir metin bir dil söz konusu ise bunun cevabı nedir arkadaşlarım? Sohbet veya söyleşidir. Lütfekim zaten edebiyat söyleşileri edebiyat söyleşileri diye direkt bir eseri olan burada sanatçımız var. A şıkkında Suud Kemal Yetkin olacak cevabımız. Soru 9. Ee, yine iki tane boşluk sorusu var. Burada bakın şey boşluk doldurma var. Ee, boş bırakılan yerlere kim gelecekmiş? Bakalım Türkiye'de bir altı tarihinde değişim ve gelişime gelişme bakımından önemli bir yeri olan Servet Fünün döneminin önde gelen isimlerinden biri Topluluğun oluşmasında ve sanat anlayışının hayata geçmesinde önemli bir yeri varmış. En önemli eseri rübab Şikeste'ymiş. Şık e, rübab Şikeste'yi gördüğünüz zaman e, A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı gitti. Çünkü kırık saz anlamına gelen bu eser. E, Buğra'nın bir numaralı şairi Tevfik Fikret'tir. İki şıkkı indi. Diğer bilgiye bakalım. 1911 Mayıs'ında yayınlanan, özellikle gençlere bel bağlayan, onlar aracılığıyla toplumu adam bir gelecek ümidi aşılayan şiirlerle dolu. Burada e, özellikle en E, e şıkkına gelelim. Haluk'un defter eserine bir odaklanalım. Biliyorsunuz defi Fikret e, batıcı ve çağdaş bir adam. Batıcılığı savunan bir e, şairimiz ve e, bu buna giden yolun da gençlerden geçtiğini, e, geleceği gençlerde gördüğünü e, anlatır. Ve bunu da oğlu Haluk şahsında e, anlatarak gençlere ve millete anlatarak e, fikirlerini biraz anlatmaya çalışıyor burada. Yani Haluk zaten onun oğludur. Avrupa'ya gönderdiği oğludur. Haluk'un defteri adlı eser. Söz konusu yukarıdaki içeriği karşılayan eserdir. Soru 10 e, Burada e, bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralanmış eser adlarından hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir diyor. Burada bakalım. Osman Cumhuriyet sonrasında Türk romanının önemli izleklerinden biri olan Milli Mücadele günlerini gerçekçi bir supla anlatan ilk isim ilk isim diyor. Bakın Milli Mücadele ve ilk isim ilk eser halde edibin Ateşten Gömeyi doğru. Yani şöyle birle alakalı bir yanlışlık yok. Eleyelim arkadaşlar. Dikmen Yıldızı adlı romanda Yakup Kadri Karaosmanoğlu Paris'e kaçan bir Jön Türk'ün macerasını işlerken Doktor Hikmet adındaki kahramanı İstanbul'daki siyasi otorite, e, otoritece gönderildiği İzmir'de görürüz. Bir defa Yakup Kadri'nin e, burada Jön Türkleri ve Doktor Hikmet'i anlattığı romanı e, nedir arkadaşlar? Bir sürgündür. Aynı zamanda Dikmen Yıldızı adlı eser de Yakup Kadri'ye ait değildir. Kime aittir arkadaşlar? Aka Gündüz'e ait diğer bir Milyet açıdır Onun için burada yanlış olan bilgi ortaya çıktı. 2 ila 4 ne olacak? Yer değiştirecek. Yani cevabımız C şıkkı. Burada 3 ile alakalı hiç değinmedik. Ama Reşat Nuri'den bahsediyor. Yeşil Gece demiş. Anadolu bir kahramanı olayların merkezine koyduğu roman falan diyor. Yani eser ve sanatçı zaten tutuyor arkadaşlar. Bakmaya gerek yok. Soru 11. Ee, burada ne diyor? E, ee, sözü edilen diyor. parçada sözü edilen sanatçı hangisi dağmış? Burada özellikle e, 1950 kuşağından bahsediyor. Tiyatro yazarı olduğu söylenmiş. Ve bakın bakın. Hürrem Sultan. Ya Devlet Başa ya Kuzgun Neşe. Ya bu eserleri gördüğümüz zaman cevabı direkt direkt arkadaşlar bulmamız gerekiyor ünlü tiyatro sanatçımız kimdir? Orhan Asena olacak. Soru 12. Parça ile ilgili hangisi söylenemez denmiş. Sıkıntı verici bir film görmüş. Ee, eve dönüyordum hızlı hızlı. Sokaklar ses, sokak sessizliği ıssızdı. İleride bir adam vardı. Bir apartmana bakarak saat 12 12'ye 5 var diye bağırdı. Birilerini uyarıyor sanmıştım. Oysa adam yürümeye başlamıştı sesini dört bir yana yönelterek uyarısını sürdürüyordu. Saat 12'ye 5 var. Sürekli saat 12'ye 5 var. 3-5 pencere daha e, diyor. Kısa cümlere yer verilmiştir demiş A'da. Evet. Bakın bunlar kısa cümleler. İzlenimler birinci kişi ağzıyla demiş. Evet dönüyordum ve sanmıştım. Doğru. Öyküleyici anlatım biçimi, hareket ve fiiller bol olacak. Dönmek, sanmak zaten. Direkt eliyorum. Mazum hikaye diyor manzum şiir biçiminde hikaye demektir. Bunun şiir biçiminde olması gerekirdi. Oysa bu metin bir normal düz yazı metni arkadaşlar. Kafiye vesaire olması gerekiyor. E, cevap çıktı ortaya. Yani D olacak. E şıkkında ne diyor? Anlaşılır ve sade bir dil kullanmıştı diyor. E, zaten nesir ve bütün kelimeler anlaşılır. Yani E şıkkında eriyebiliyor. Evet soru 13 e, burada diyor ki e, aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisini yansıttığı söylenebilir diyor. Şimdi şöyle baktığımda şiirin böyle sollarda bir biçime bakmak lazım. Sonlarda kafiye göremedim. Ölçü var mı diye bakalım. İşte ellerin 5, o dünya 8, kadar 10, on, Akdeniz 13. On üç. Hansı 3, üç, gecenin 5, pancurunda 9, berk kuşlarım 13 oldu. Yani burada bir defa ölçü var. Peki e, ey benim sığlığım eskim karanlığım siz diyor. Yitik gülüşünün açtığı sular şimdi. Ben o gecelerde saçıydım çocukların. Bin bir yıl rüzgar değmenimizde kaldım. Şimdi burada metinde benim bir şey dikkatimi çekti. İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz. Akdeniz'in elleri var mıdır? Yok. İmgesel anladım. Hansı gecenin pancurunda berk kuşlarım? Gecenin pancuru var mıdır? Bakın bu imgesel anlatım. Ey benim sığlığım eski karanlığım. Yani kendi karanlığına geçmişine sesleniyor. Bakın bu mecazi bir söylem. İmgesel anlatım. Yitik gülüş. Sonra gecelerin saçı. Ee, bin bir yıl rüzgar değmenizde kaldım derken burada bir defa e, hemen şöyle değerlendirelim. Aşıkı gider böyle Anadolu manzarası ve insanı veya işte milli duygular olmalı burada yok. Dini değerler yok burada. Yergi ve mizah yani garip şiir demiş basit ve sıradan şair, şairhanelikten uzak bir anlatım yok. Çünkü tamamen sanata dayalı bir metin var. Toplumcu gerçekçi olamaz ideoloji şiir değil. O zaman soyut ve kapalı şiir yani özellikle ikinci yenicilere ait bir şiirdir. Hatta bu İlhan Berk adlı ikinci yenici şairlerimize ait bir metindir. Böyle bir soruyu şöyle sormuştu Öfseyim'e. Yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir demişti. Yukarıda serbest şiir vardı. Ölçü kafiye yok. Ee, aynı zamanda arkadaşlar e, imgesel bir anlatım vardı. Burada ölçü varmış gibi görüldü. Ben diğerlerine bakmadım. Bilmiyorum hepsinde var mı 13. Olsa da olur olmasa da olur. Her şeyden önce burada soyut ve kapalı bir şiir var arkadaşlar. Ki özel olarak sadece ikinci yenici de dememiş arkadaşlar. En azından burada şu ifadeler zaten yukarıya karşılıyor. Soru 14. Parçada söz edilen düşünceler edebi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebiliyor? Bir nesneyi adıyla söylemek. Parça parça keşfedilecek şiir hazını 4'te 3 oranında yok etmek demektir. Asıl olan nesneyi çağrıştırmaktır. Benim bir şair olarak temel ilkem o nesneyi doğrudan bakın çağrıştırmak, doğrudan anlandırmak, onu yavaş yavaş çağrıştırmakla kurmaktır sözcüklerimiz, sözcüklerin en ucra köşelerinden seçelim. Sözcüğün gerçek varlığı dış anlamından önce kendi tını sağal, ritmik içeriği yani müzik kalitesi diyor. Bir defa burada edebi akımlarda bizim tavsiyemiz nedir? Anahtar kelimeleri bulmak. Yani birkaç tane her akımın hemen hemen anahtar kelimesi vardır. Burada müzik, musiki, müzikalite gibi, müzikalite gibi kelimeleri gördüğünüzde bunun cevabı hiçbir zaman iki olmaz. Yani bir olur kesinlikle nedir? Sembolizm olacak arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Soru 15. Tehlikeli oyunlar korkuyu beklerken bir bilim adamının romanı ve oyunlarla yaşayanlar adlı yapıtlar hangi yazarlardan yazarlardan alınmış olabilir diyor. Yani hangisine aittir diyor pardon. E zaten burada yazarımızın bir eseri hariç e, önemli yine çok eseri verilmiş. Bu Cumhuriyet döneminde Modernizmi esas alan yazarlarımızdan Oğuz Atay'a aittir. Soru 16. Hangisinde bu parçada altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı kullanmamıştır denmiş. Burada değişimin yaşandığı dönem diyor. Yani nedir arkadaşlar? Bu zaman, devir gibi anlamlar taşır. Sonra yaşadığı dönemde önemi yani... Önemi, ehemmiyet anlamında olabilir. Sonra bugün felsefeye ilgi yani alaka duyan anlamında olabilir. Ee, onun açtığı yoldan geçmek zorunda yani e, gerekli ya da mecbur gibi bir anlam taşıyor. Bunları bulmaya çalışacağız. Burada A'da bu kadar saat seni beklemek mecburiyet, mecburiyetin demeyeyim yani zorunlamayayım. Şurayla bu ifade gider. B'de bu eski ve köklü sanata alaka yani ilgi arkadaşlar burası gider. Yaşamımın bu devresinde yani döneminde arkadaşlar şurası gider. Onun tüm eserleri birbirinden özgün ve kıymetliydi benim için. Beklesin. E şıkkında insanları hafife alan ve hiçbir şey ehemmiyet yani yani. Ee, önem vermeyen burası gider. Burada cevap D olur. Ee, kıymetli kelimesine önemli anlamı veren arkadaşlarımız olabilir ama burada kıymeti daha çok değerli anlamındadır. Zaten diğer şıkların karşılığını net bulmuştuk. Onun için cevaba denizi diyoruz. 17. Yine bir para sorusu. Ee, burada ne diyor? Atas sözlerinden hangisi bu parçada verilmek istenen düşünceyi en iyi yansıtır dermiş baktığımızda kimi zaman can sıkıntısından, kimi zaman da başkalarına özenerek ne kadar gereksiz şeyler satın alıyoruz. Bu durum çoğu zaman maddi anlamda bizlere zorluk yaşatacak boyutlara geliyor. Özellikle sosyal medyanın insanları tüketime yönlendirmekte çok başarılı olduğu yaslanamaz bir gerçek. Ama ne olursa olsun, ne olursa olun kendi kendimize göre harcamalı sonradan pişman olacağımız tüketim tuzaklarına düşmemeliyiz. Parayı veri, veren düdüğü çalar alakasız. Ak akçe karagın içindir alakasız. Mal adama hem dost hem düşmandır alakasız. Para gittiğine bakma işin bittiğine bak. Alakasız ama önce kesiye danış pazarla sonra giriş. Zaten sonlara doğru bakın. Kendi gelirimize göre harcamalıyız. Sonra pişman olacağımız tüketim tuzaklarına düşmemeliyiz. Onun için burada biraz ölçülü elimizdekilere elimizdekiler kadar harcama yapmalıyız anlamında bir bilgi var. Onun için cevabımız Deniz pardon Edirne oluyor. 18 burada yine bir para sorusu var. Bu hareketle orta çağ ile ilgili hangisi söylenebilir denmiş. Bakalım. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından Rönesans'ın başlangıcına kadar olan yaklaşık 1000 yıllık dönem tarihte Orta Çağ olarak adlandırılmaktadır. Orta Çağ Roma'nın etkinliğinin nispeten istedildiği bir süreci Babar saldırılarını, feodal düzeni, Haçlı seferlerini, Avrupa, Anadolu ve Orta Doğu'da Müslüman Hristiyan çatışmasını, feodalite zayıflama sürecini ve kentlerin yeniden önem kazanmasını içermektedir. Bununla beraber Orta Çağ'ın bakın bununla beraber diyor. Orta Çağ'ın siyasal düşüncesi ve yapısını simgeleyen özellikleri, yani tüm yukarıda anlatılanlardan sonra asıl diyor önemli olan neymiş arkadaşlar? Batı Avrupa'ya hakim olan feodalite ve güçlü Katolik kilisesidir. Bakalım Adam Haçlı seferleri ve baba saldırıları ile e, artan kaotik ortam Orta Çağ'ın sonunu getirmiştir. Burada Orta Çağ'ın ne ile son bulduğu, hangi geliştirilere son bulduğu anlatılmıyor. Bir defa bunu geçelim. B'de e, baktığımızda derebeyliğe dayanan ki bunun karşılığı normalde tarihten bilirsiniz. Feodalite demektir arkadaşlar. E, düzen hakim olduğu bu çağda dini düşüncenin egemenliği de hissedilmekte. Yani güçlü bir ne var? Katolik kilisesi var. Yani bu şık beklesin arkadaşlar. Merkezi idarenin yokluğu, orta çağın çöküşünü getiren etmenlerin başında gelmekte. Yani burada Yine Orta Çağ'ın bitişini hazırlayan sebepler e, burada otorita boşluğu falan demiyor. Roma İmparatorluğu'nun izlerinin tamamen silin diye diyorlar. Oysa burada nispeten hissedilmek demişti. Gider. Orta Çağ'da teori, teokratik bir devlet yapısının olması siyasi özgün oluşmasını engellemiştir. Konu bu değil. Burada net bir cevap çıktı ortaya. O da Bursa'dır. Soru 19. E, Yerdemir Gökbakır adlı eser için hangisi söylenemez denmiş burada. Şimdi bakıyoruz e, sorumuzu arkadaşlar. Okuyalım metnimizi. Psikolojik ve simgesel ögelerin yer aldığı, yer yer ağır bastığı yer demir gök bakır. Dağın öteki yüzü işlemesinin ikinci kitabıymış. Yaşar Kemal'in kendi yaşantısı ve tanıklıkların ürünüdür. Roman destansı bir hava içinde ve bu havaya uygun bir Türkçe ile kalem alınmış romanın ana konusu bir köy topluluğunun mit yaratması öyküsüdür. güçlükler içinde bulunan yaşama şartlarını değiştirmek için bir umutları, bir düşünceleri olmayan köylülerin insanlığın çaresiz kaldıkça başvurduğu çözüme yönelerek bir mit yaratmalarını ve bu mit, mite sığınışları anlatılır diyor. Bakalım A şıkkı var mı? Toplumsal bir sorunu ele aldığı, evet güçlükler içinde bunalan bir halk, köy halkı var. Doğru mitolojik kişilere diyor. Bakın mitlere yer vermek başka, mitolojik kişilere yer vermek başka. Mit genel bir inanıştır. Yani işte kuşaktan kuşağa yayılır, toplumda zamanla işte biçim değiştirir. Tanrı, tanrıça gibi arkadaşlar çok olağanüstü arkadaşlar inanışlar vesaire vardır ama burada hani mitlere inanmak başka, mitolojik kişilere yer vermek başka bir beklesin. Epik bir söyleme sahip oldu diyor. Ya Burada e, özellikle bir yerlerde bakın e, destansı bir özelliğinden bahsetmişti. Bakın ne diyor? Roman destansı diyor. Yani epik. Bu doğru. Otobiyografik özellikler diyor. Ya Burada e, kendi yaşantısı diyor. Bakın bu da net. Bir birilerin ilintili kitaplar serisi diyor. E, dağın öteki yüzü üçlemesinin ikinci kitabı. Yani demek ki bunun üçlemenin ikinci kitabı derken bir ve üç de var demektir. Bu da doğru. Yani burada kelime oyunu yapılmış. Mite yer vermek başka. mitolojik kişilere yer vermek başka arkadaşlar. Cevap Bursa olacak. Daha doğrusu burada konu ee, onların mit inanışlarına gitmesinin sebepleri arkadaşlar. Yani zorluklar karşısında bir anlama sığınabilecekleri böyle mit yaratmaları konu olarak işlenmiş arkadaşlar. Soru 20 e, Aşağıdaki dizelerin hangisi bu kavramlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez denmiş. Burada e, tasavvuf var, satirik şiir var, semai var, aruz var. Tasavvuf biraz dini, mistik olacak. Satirik eleştiri olacak. Semai, sekizli ölçü ve aşk dua olacak. Aruz ölçüsü de herhalde divan edebiyatı metni olması lazım. Dili ağır olur falan onu anlarız. Şimdi bakalım. Bir gün ben bir güzel gördüm. Bakın güzel. Sayalım ediyorsunuz. Bir gün. Bugün pardon. Ben bir dört güzel gördüm. Sekiz. Semai gider. Yani A ile semayı eşleştirdik. Odanı kireç eyle, yüzünü güleç eyle, işte ben gidiyorum, bana bir ilaç eyle. Bir defa bu odanı kireç eyle, yedili bir manidir. Yani e, zaten nazım şekli olarak burada semayı bir tane de. O beklesin. Tema olarak da tasavvuf yok, eleştiri yok. Ki mani hece ölçüsüyle söyleniyor. Bu beklesin. E, Lutf ile şemi ümidini ruz eyle. İkbalimizi tevfik ile firuz eyle. Leyla e, gibi lafzı mı değil efruz eyle. Mecnun gibi nazmı mı ciğer eyle. Bir defa burada dikkat edersen ağır bir metin var. Bu divan edebiyatına ait olabilir. Beklesin burası. E, sonra daim işim nefs arzusu silinmedi gönlüm pası bencileyin hak diyor. Hak yani tasavvuf bu kesin gitti. Söylersin de söz içinde şaşmazsın helali haramı yersin de seçmezsin. Bakın helal haram tanımı yani kişileri eleştiriyor. Satirik yani eleştiri yerge şiiri gider. Burada iki şıkka indirdik. Burayı arkadaşlar dikkat ederseniz ağır olduğunu, yabancı kelimelerin yoğun olduğunu gördüğümüzde divan edebiyatına ait olabilir. Aruz ölçüsü olabilir. Bir defa bunu kabul etmek lazım. Eleyelim. Cevap bursa. Çünkü maniyle ilişkilendirecek hiçbir şey yok yukarıda. Ama aslında şöyle olması lazımdı burası. E, bu Fuzuli'ye ait bir mesnevidir. Mesnevi'nin nazım bir beyittir arkadaşlar. Şurada iki dizeyi biraz daha ayrı koymakta yarar vardı arkadaşlar. Orada bir gözden kaçan bir şey olsa gerek. Ama neticede cevabımız kesinlikle Bursa'dır arkadaşlar. Yani mesneviler ya da divan evlatın metinleri aruz ölçüde yazılacağı için burayı eledik. Peki devam edelim soru 21. Yargılardan hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. baktığımızda bir de sözcük halinde redife yer vermiştir. Redif aynı anlama gelen, aynı görevde kullanılan ek veya kelimelerdir. Şahanlar gibi, aslanlar gibi, ceylanlar gibi. Yani gibi bir defa redif doğru olanlar içinde de bir olmalı kardeşim. İki şıkkaydı. O zaman 4 ile 5'e bakacağım sadece. Dörtte ne var? Yarım kafiye yer verilmiştir diyor. Ee, şahan, gerçi burada ben redifi bulurken göz ucuyla sadece kelime olarak bakmıştım ama bak, bakın dikkat. Şahanlar gibi, aslanlar gibi, ceylanlar gibi. Yani lar kısmı da e, çoğul ekidir. O da redif. Geriye ne kaldı? Şahan, aslan ve ceylandaki anlar kaldı. An sesi iki tane. Bu yarım kafiye değil. Tam kafiye olur arkadaşlar. Bunu elemek durumdayım. Bana doğruyu soruyor. 5'e bakalım. Hece ölçüsü diyor. Dört tık büyük ihtimalle hecedir ama bakalım. Kesilir ne başlar? 6 meydan içinde. 11 Yani bu büyük ihtimalle koşmada alınmış arkadaşlar. Bu da doğru. Cevaba ne diyoruz? Şeyhan diyoruz arkadaşlar. Peki soru 22. Dizelerin hangisini hüsnü talil sanatına yer vermiştir? Hüsnü talil neydi? Güzel nedene bağlama. Ya yani bir şeyi asıl oluş nedeni dışında başka bir nedenle veya amaçla açıklama. Peki A'da ne diyor? Yeni bir yem ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Şimdi burada e, arkadaşlar dikkat edelim. Yani bir fetih var. Fetih için insanlar ata binmiş koşuyor, savaşıyor. Peki şair bunu nasıl anlatıyor? Yeni bir ülkede yem vermek için atlarda. Yani Millet sadece atını otlatmak için mi fetih yapıyor? Veya atını otlatmak için mi savaşıyor arkadaşlar? Hayır. İşte neydi burada özellik zaten? Normal bir durumu farklı bir nedenle açıklamak, güzel nedene bağlamak. Onun için cevap Adana oluyor. Gördüğünüz gibi. 23 e, Açıklama ve kavram eşleştirmesi sorulmuş. Güzel bir soru yine. Hangisi uyuşmamaktadır diyor. Şöyle bakalım. Şarkı Doğru açıklanmış. divan Edebiyatı'nda Türkler tarafından e, kazandırılmış nazım şekillerinden. Evet, Divan-i Türklerin kazandırdığı iki tane nazım şekli vardır. Biri tuyuk, biri şarkı. Doğru e, eliyoz. Hatta Nedim dedim çok ünlü burada. Yek ahenk gazel demiş. Beytler bir arasında konu bütünlüğü olan gazellardır diyor. Evet, doğru. Yek ahenk gazel, e, doğru bu anlamda. Tahmis beşli demektir arkadaşlar. Ee, beş mesnevinin bir araya getirmesi ile oluşan eserler. Burada aynı kökten bir kelime kullanmışlar. Tuzak kurmuşlar aslında. Şöyle beş mesnevinin toplandığı eserler tahmis değil hamsedir arkadaşlar. Tahmis bir nazım şeklidir divan ibadetinde. Beyitlerle kullanılan nazım şekillerindendir. Dolayısıyla burada cevabı hamse olacaktı. Beklesin. E, ee, D şıkkında Fahriye demiş. Kaside de şairin kendisini övdüğü bölüm. Evet bu doğru. Ee, E'de hiciv yani alaycı ve iğneleyici bir dille yazılan kaside yani eleştiri anlamında şiirlerde doğru. Bunun cevabı net bir şekilde Ceyhan oldu ama güzel bir soru olmuş yine. Soru 24. Parçada sözü edilen sanatçı hangisidir denmiş. Bakın dikkat. Ee, şıklara baktığım zaman genel halk edebiyatı olduğu görülüyor arkadaşlar. Halk edebiyatıyla ile ilgili Bakın dün ben divan edebiyatı sanatçılarımızla ilgili bir edebiyat kampı videosu çekmiştim. Bundan sonra da halk edebiyatı ile ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Orada üstüne basa basa vurgulayacağım şey şu. Halk edebiyatında sanatçı sayısı nispeten azdır. Yüzyıllar, yöreler, takma adlar, hem aruz hem heceyi kullanmak, sadece heceyi kullanmak gibi belli kriterlerden bahsedeceğim. Burada dikkat edin. 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılda yaşamış. Bunu cebimizde koyduk arkadaşlar. Ee, ya da şöyle yapalım. Mesela Kul Nesimi dendiğinde e, ee, Kul Nesimi 17. yüzyılda yaşamış. Bektaşi şairlerden. Dadaloğlu, pardon Dadaloğlu'nda geçmişim arkadaşlar. 19. Bu 17. yüzyıl. Karacı olan 17. yüzyıl. Kaygus Sapta 15. yüzyıl ve Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl. Yani bakın yüzyılları biliyorsanız ne oldu? Üç tane şıkkı eledim. Devam edelim o zaman. Bakın ne diyor burada? Bir yandan medrese öğrenimin etkisiyle mistisizme yönelen şair. Diğer yandan Puzuli, Baki ve Nedim'in etkisinde divan şiiri tarzında önemli eserler yazmıştır. Şimdi divan şiiri tarzında şiir yazmışsa, eser vermişse bu şairimiz aynı zamanda hece yanında aruzu da kullanmış olacak arkadaşlar. Zaten burada asıl başarısını Hece ile yazdığı şiirler diyor. E demek ki Aruz'a yazdı. Şimdi dönelim. Dadaloğlu'nu anlatırken biz ne diyoruz? 19. yüzyıl. Güney Toroslar'da Türkmen aşiretlerinin yerleştirme politikasına İstanlı şiirleri yazmış. Ve Varsalıları ile ünlüdür diyoruz. Ve özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Sadece Hece'yi kullanmıştır. Bu da gider. Bunun cevabı olsa olsa Erzurumlu Emrah olur. Evet medrese eğitimi almıştır. Aynı zamanda Fuzuli Baki Nedim gibi kişilerden etkilenmiştir. Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır. Cevap edene oluyor arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenirseniz, netlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız ve tabii ki arkadaşlarınıza videomuzu tavsiye ederseniz çok sevineceğim. Başka videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.